Kolonda adenomatoz polipler görülüyor. Mandibülada osteom egzostoz, saçta dedi multiple epidermoid kistler, abdominal insizyonlarda ve retroperitoneal dezmoid tümörlerle seyreden sendrom. Turcot mu, Gardner mi, Cronkite kanı, Peutz Jeghers Coden mu? Evet. Çok güzel. Serhat Gardner dedim. Vallahi bravo. Tamam. Gardner sendromu sormuş. Evet, dezmoid tümörler deyince aslında düşünmek lazım. Osteom vermiş değil mi ya? Ostom, egzostoz. Tamam. Turcot'ta daha çok santral sinir sistemi tümörleri. Cronkite kanalında tabii kalıtımsal geçiş yok diye not almışım. Tamam, bu biraz da şey bir soru. Özelliklerini yine koymuşum. Gardner sendromu, dorsal dominant polipoid, koli, osteomlar, egzostoz, dezmoid TM'ler aklımıza gelsin. Biz bunu yine klinikte görüyoruz bu arada. Ve başıma geldi kötü hadiseler. Çok bulaşmamak lazım hemen. Turcot sendromu, osteomal resesif, evet. Polipoid, koli yine oluyor. Santral sinir sistemi tümörleri. Medulloblastom, glioblastom, kritik cümle. Diğer hamartomatoz poliplerde Cronkite kanalda da genetik geçiş yok demiştik. Kalıtımsal geçiş göstermez. Evet. Zaten az çok siz özelliklerini hatırlıyorsunuzdur. Peutz Jeghers önemli. Osteomal dominant. Genini söylemiştik. STK 11. Gen defekti var. Hiperpigmentasyonlar. Hamartomatoz polipler. Manin değişimler. İşte MMSI ile birlikte diye bahsetmiştik. Ekstremitesinden maniteler. Cowden sendromu. Ya bunların hepsi birebir soru biliyorsunuz. Işıklarda şöyle bir hemen üzerinden geçmiş olduk. Aşağıdakilerden hangisi tanısal peritoneum lavajında tek başına laparotomi endikasyonu değildir? Tek başına laparotomi indikasyonunu soruyor. Yani travma hastası mesela. Şimdi peritoneal lavaj yaptınız. Artık çok yapmıyoruz da. Ama soru değeri taşıyor. Burada taze kan görmeniz mi? Etrosit miktarının belli bir miktardan büyük olması mı? Lökosit yüksekliği mi? Amilaz yüksekliği mi? Gram negatif ya da mix bakteri, safra bağırsak içeriği görünmesi mi? Tek başına laparoskopi indikasyondur. Tabi burada olmayanı soruyor. Bu teknik bir soru. Lökosit sayısının 500'den yüksek olması tek başına değil. Diğerleri zaten hani kanama yoğunluğunu da düşündürür. Bu zaten safra gelmesi, bağırsak içeriği gelmesi. Amilazın 200'den fazla olması da indikasyondur. Burada kriterleri zaten şıklarda sorguladık. Lökositoz 500'den yüksek olması tek başına değil. Evet, 46. soruda 58 yaşında erkek hasta. Açık kalp ameliyatı sonrası yoğun bakımda tedavi altındayken ani gelişen distansiyon oluyor. Muayenede rektal tüşede rektum boş saptanıyor. Kolon grafisinde havasal seviyesi gözlenmiyor. Bağırsak sesleri normal olduğu, elektrolit düzeylerinin normal olduğu saptanıyor. Bak çok değişik bir soru. Bu da yatan hastalarda danışılıyor bize. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Ani geçen distansiyon. Rektum tuşede boş demiş. Kolon grafisinde havasal seviyesi yok demiş. Hani birebir böyle ileus da mileus da değil gibi söylemeye çalışmış. En olası tanı ne olabilir demiş. EVD değil zaten. EVD değil. Evet. Güzel düşünce. Tamam. Sildim. Kim dedi? Serhat mı dedi? Ama işte ileus gibi de değil demek istemiştim. Burada bir sendromu soruyor aslında. Hatta yeni şey yandalda da bunu sordular. Yani bu soru o soru da olabilir. Benzeri de olabilir. Belki konuşmuş. O gibi bir sendromu soruyor burada. Açıklamasını koymuşumdur. Ha, akut kolonik pseudo obstrüksiyon sormak istedi. Sol kolonun fonksiyonel obstrüksiyon nedeniyle sağ ve transvers kolonun akut segmental dilatasyonu. Kolon segmentlerinde bir hakikaten görüntülemelerde dilatasyon saptanıyor hastada. Hani ileus kliniğiyle karışabiliyor. Otonom motor kontrolde bozulma. Genelde işte postoperatif hasta mesela burada verildiği gibi SVO'lu kalp yetmezliği gibi yatalak hastalar. Klinikte distansiyon gelişiyor. Karın ağrısı bulantı kusma olmayabiliyor. Diğere şeklinde dışkı çıkışı olabiliyor. Hassasiyet genellikle yok. Distansiyon var. Havasalı seviyesi görünmüyor. Distal kolonu gaz geçişi gözlenmiyor. Tedavi tamam. Neostigmin de kullanıyoruz. Dekompresyon yapıyoruz. IV sıvı veriyoruz. Şimdi çekimin çapı çok büyük olduğu zaman tüp çekiyorsa ameliyatta da gerekebilir. Bir de tabii hastanın kliniği elektrolitleri bir süre sonra bozuluyor. Dayanmıyor. O zaman yine kolostomu açmak, rezeksiyon yapmak gerekebiliyor arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Ha, bu yeni yanda sorusu bahsettim. 20 gündür COVID binomisi mesela yoğun bakımda takip edilen hasta demans 30-85 yaşında. Batımda giderek artan şişlik. Genel cerrahi danışılıyor. Batım distendi. Defansif bant değerlendirilemiyor. Tuşede gaytası normal. Abdominal bedde tüm kronik segmentler dilate ve hava var. Başka patoloji saptanmıyor. İşte az önceki sorunun başka sorulma şekli bu da. Tamam geçtim. Doğrudur. Bunu yeni sordular. O yüzden koydum. Aklınızda kalsın. Menleri de sorarlar. Menikea tanımlı hastada hipertansiyon ve hiperglisemi mevcuttur. Bu tabloyu yapan hastalık ve bu hastalığın tanısında en güvenilir laboratuvar testi. En güvenilir. Menikea komponentleri neydi? Onları düşünmek lazım. Bu menikilerde ne oluyordu? Ne sormuş? Hipertansiyon, hiperglisemi sormuş. Evet cevapları alalım. F-kromosoma, plazma, metanfrin, klonidin, insülinoma, kromogranina, yine F-kromosoma, glukagonoma. Güzel bir soru aslında. Burada aslında F-kromosoma sanki değil mi sormak istiyor? Menikealı hasta. Neler vardı? En uygun da plazma metanfrin. Ben söyleyeyim. Sizden cevap geldi. Tam geldi. Teşekkürler. Şöyle hemen bir inceleyelim. Men 1, menikea, menikea demiştim. Bunların çok güzel böyle diyagramları da var biliyorsunuz. Hani akılda tutmak lazım. Men tip 1'lerde paratiroid, pitüiter pankreas. P'leri unutmuyoruz. Sorarlar. Pankreas tümörü koyarlar. Men tip 2A'da hiperparatiroidizm. Şöyle iç içe geçen halkaları da olabilir tabii. Bunu da ben kopya olmasını da koymadım. Hiperparatiroidizm tip 1 ile ortaktı. F kromosoma şu kısımda tip 2'lerle ortaktı.
aslında tip 2'yi soruyoruz. Tip 2A değil mi? Tip 2A'yı sormuştu. F kroması tonu düşünüyoruz. En uygunu plazma metanefrin düzeyiyle değerlendirmemiz lazım. Bunu çok çeşitli evirip çevirip bilgileri soruyorlar arkadaşlar. Ben de çok iyi ezberleyelim söyleyeyim. Serbest metanefrin ölçümü. Evet. Bu yeni mesela sordular. Bana sordular. Aşağıdakilerden hangisi F kroması tonu adı %10'un kuralı içerisinde tanımlanan ifadelerden biri değildir? Evet, hemen inceleyelim. Sorudan sonra ara verelim bu arada. Bravo, bravo. Evet, doğrudur. %10'lar kuralı çocuklar. Hemen bakıyoruz. Evet, bilateral, eksadenal, hepsi var. Ailesel, malin. Zucker bandı organı bölümü. Tamam, ara veriyoruz. O zaman 19, saat 20'de buluşuyoruz. Görüşmek üzere.